Yakışıklı. Vay 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 Bahar'ım. Sen beni bir komik kıyafetlerle görmek için özellikle geldin değil mi? Gururumu kırmak için. Hayır, hiç de öyle. Bence çok daha yakışıklısın böyle. Tabii yani sonuçta kadınlar benim için boşuna çıldırmıyorlar aşkım. Ya tabii. Yani bu kıyafetlerin bile gizleyemediği bir caziben var. Ah! Ay! İyi misin? Sen cadısın cadı. Ne? Aa, sen cadısın. Bak bana nasıl baktığını gördüm. Bir bakışınla düşürdün beni. Kendin düştün sevgilim. Kendi düşen ağlamaz. Tabii ya. Bakışını gördüm, nazar değdirdin bana. Sevgilim. Acıyor mu, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hadi gel buraya, hadi. Ne? Aşkım yardıma ihtiyacım var. Sonuçta sabaha kadar bitiremem bu işi, değil mi? Hadi. Elbisesini aşkına tercih eden kadınlar olduğunu duymuştum. Yani söylenti olduğunu sanıyordum ama. Peki tamam. Aşkım, şaka yapıyorum ya. Ben sana kıyabilir miyim? Emin misin? Bak gerçekten yardım edebilirim. Tabii ki eminim. Yani birimizin karizmayı çizdirmesi yeterli. Sen sadece şuraya otur, sohbet edelim. Hadi. Aşkım ben de buradan çıktıktan sonra sana gelmeyi düşünüyordum. Öyle mi? Ha. Sensiz geçen günleri hiç sevmiyorum. Yani hiç yaşanmamış gibi geliyor bana. Pişt. Şaka yapıyorsun. Ben asla şaka yapmam. Ve bir elbise içinde aşkıma ihanet etmem. Aşkım. Hı. Ama şunu giy, ıslanma, hasta olursun. Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni aşkım, gördüğüm zaman eller elimde kurur. Seni şop, gördüğüm şop. Zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle. Uykusuz gecelerimi. Haydi söyle. Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle uykusuz gecelerimi. Haydi söyle. Yine nerelere daldın gittin? Ailenin anlamını düşünüyorum. Ailem dediğin insanlar veda etmek istemediğin insanlar mıdır? Veda etmek istemediğin insanlar. Bizi doğurup büyüten insanlar. Her ne olursa olsun hayatımızın bir yerinde yaşıyorlar. Kızsan da, kavga etsen de, görmesen de. Ve hatta istemesen de. Kalbinin bir yerinde duruyorlar. Ama bir gün
şanslıysan da elveda demeyeceğin bir insana rastlıyorsun. Ona ailem ol. Hiç gitme demek istiyorsun. Bence ben bu yüzden evlenme teklif ettim sana. Hiç gitme demek için. Hiç gitme. Ve birbirimize basit cümleler kuralım. Bugün günün nasıl geçti diyelim. Pazarda kabak kalmamış. E onun yerine ıspanak alsaydın diyelim. Sobayı yakar mısın? Televizyonu açar mısın? Ne bileyim. Seni seviyorum diyelim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Çok güzeldi değil mi? Evet, hiç üşümedi. Hadi bakalım sizi giydirelim şimdi. Anne. Efendim kızım? Acaba kullanmadan önce bir daha mı yıkansak? Aa, olur mu öyle şey? Yıkandınız hadi, bitti artık. Evet. Evet. Hadi banyo, banyo, banyo lütfen banyo, banyo, lütfen banyo, 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 bir dakika, banyo, tamam. Banyo, şimdi beni banyo, dinleyin. Banyo, bakın size bir şey söyleme. Bir dakika, banyo, bir dakika banyo, size bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Banyo, banyo, tamam, bir dakika. Banyo, anneciğim banyo, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim ve çok önemli. Lütfen beni dinleyin. Şimdi evet, bu termosifon bize sıcak su veriyor. Çok güzel bir şey. Ama aynı zamanda elektriğimizi de çok harcıyor. O yüzden eğer çok kullanırsak termosifonu elektrik faturamız kabarabilir. Yani suyumuzu ve elektriğimizi idareli kullanmamız lazım. Tamam mı? Hem de termosifonumuzu eskitmeyelim ki 100 yıl kullanabilelim. Evet, aynen öyle. Aferin. Hadi bakalım şimdi giydirelim bizi. Ama termosifonumuzun gelişini kutlamak için bu defalığına bir daha banyo yapabilirsin. Koş. Yaşasın. Banyo, 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 banyo.